Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler 20 Mayıs'a kadar Güneş Boğa Burcu'nda ilerliyor olacak. 3 Mayıs itibariyle Merkür İkizler Burcu'na geçiyor ve 9 Mayıs'ta da sizin gezegeniniz Venüs İkizler Burcu'na geçecek. Ayın özellikle ilk haftası içerisinde daha çok biraz daha günlük hayatınızda daha yavaş hareket edebilir. Özellikle maddi konularda beklentileriniz öne çıkabilir ama ilk haftasından itibaren hareketleniyorsunuz. Sosyalleşme ihtiyacınız öne çıkıyor. Bilgi paylaşımı özellikle zihinsel aktiviteler, entelektüel paylaşımlar bu ay çok hızlı görünüyor sizin adınıza çok bereketli görünüyor. 11 Mayıs'ta 21 derece boğa burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay 8. evinizde doğacak. Boğa daha çok parasal konularla ilgilidir istikrar aradığınız alanlar özellikle ee, endişe duyduğunuz konular varsa maddi anlamda bunlar bir borç alacak konusu olabilir. Kazançlar, gelir gider dengeniz, bütçeniz, alışverişler, ödemeler ya da eşinizin kaynakları parasal durumu. Ee, buralarda yeni ay, ay sonuna kadar olan süreçte e, gereken o düzenlemeleri yapmanızı, bazı e, belki e, e, buradaki bazı e, aradığınız o güvenceyi oluşturacak şartları bulmanızı sağlayabilir uzun vadeli parasal kazançlarınızla da ilgili bu boğa ay yeni ayının güzel etkiler getirmesini bekleyebiliriz aslında ya da bir kredi bekliyorsunuz ya da işte bir mirasla ilgili bir konunuz var bir burs konusu var nafaka konusu var yani buralarda da yeni ay döngüsü size yeni açılımlar getirebilir Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 21 derece ve yakınlarında sabit burçlarda yani boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarında gezegenleriniz varsa bu etkiler güçlü olabilir ama yoksa çok da fazla önemli bir etki almayabilirsiniz sevgili teraziler. 13 Mayıs itibariyle Jüpiter balık burcuna geçecek. Evet, kısa bir süre Jüpiter balık burcunda olacak bu yaz aylarında 28 Temmuz'a kadar iki buçuk ay ilk derecelerde ilk 2 derecede ilerliyor olacak ee, güçlüdür Jüpiter balıkta kısmetlidir özellikle ruhsal anlamda maneviyat alanlarında daha fazla gelişme imkanlarını bize verebilir altıncı evinizde olacak bu iki buçuk aylık süreç içerisinde biraz iş hayatınızda mesleğinizle ilgili çalışma ortamlarınızda rahatlamalar bekleyebilirsiniz ve jüpiter balıkta maddi manevi yardımlaşma temalarını anlayış temalarını öne çıkarabilir ee, sağlıkla ilgili yine iyileşmeler bekleyebilirsiniz belki evcil hayvan elde evcil hayvan edinmek için veya hani var olan evcil hayvanlarınızla ilgili belki gelişmeler olabilir. Bunlar günlük hayatınızda özellikle çalışma ortamlarınızda rahatlamalar getirebilir. Başkalarından yardım bekliyorsunuz hizmet alanlarında özellikle. Bu yardımları bulabilirsiniz. Genel itibariyle daha iyicil etkileri günlük hayatımızın detaylarında genel sağlık, çalışma ortamlarımız, yaşam alanlarımızda bulabiliriz Aslında Jüpiter 2022'de uzun süreli geçiş yapacak balık burcunda şimdi bu iki buçuk ay kısa süreli bir geçişimiz var belki işaretlerini görebiliriz yani esas Önümüzdeki yıl nelerle karşılaşacağız nasıl etkiler verecek bize Jüpiter bu kısa hareketinde bu ee, gereken bazı işaretleri bize verebilir. Evet, 20 Mayıs'tan itibaren Güneş artık İkizler Burcu'na geçiyor. Güneş'in İkizler Burcu'na geçişiyle daha fazla dış dünyaya yönelmeniz, biraz daha rahatlamanız, özgürleşmeniz mümkün görünüyor. Kendinizi daha iyi, iyimser ve pozitif de hissedebilirsiniz bu süreç içerisinde. 26 Mayıs'ta Ay Dolunay fazına ulaşmış olacak bu aynı zamanda bir ay tutulması. 2021'in ilk ay tutulması tam ay tutulması 5 derece yay burcunda olacak. 3. evinizde olacak. Evet, ay tutulmaları bizi duygusal olarak etkileyebilir. Yakınlarınız, komşularınız, kardeşleriniz, akrabalarınız, arkadaşlar hani onlarla ilgili sizi duygusal olarak etkileyebilecek bazı hızlı gelişmeler, dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda tutulmalar bir şeyi tamamlar. ...bazı kapıları kapatabilir, bazılarını açabilir hayatımızda. Yani süre gelen bir eğitiminiz bitebilir örneğin. Bir sonuç alabilirsiniz. Ya da bir ticari oluşumla ilgili e, gelişmeler olabilir bu tutulmada. Seyahatlerle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. E, ve bu tutulma belki bir tatil, bir gezi, bir seyahat imkanı ortaya çıkarabilir. Kardeşlerinize de dikkat ed edebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili bazı konular sizin de hani gündeminizde bu tutulmada çok fazla etkili olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve bunlar değişken burçlardaysa evet etkiler daha güçlü olacaktır. Olabilir. Ee, daha hızlı bir gündem özellikle tutulma haftasında bekleyebilirsiniz ve 29 Mayıs'ta iletişim gezegenimiz Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlıyor 22 Haziran'a kadar da sürecek Merkür ikizlerde güçlüdür Evet yöneticidir ama gerilerken Tabii ki düşüncelerimiz fikirlerimiz günlük hayatımızın detayları biraz karışabiliyor biraz sorunlar gecikmeler olabiliyor O yüzden 29 Mayıs'a kadar olan süreci iyi değerlendirelim sevgili teraziler. Siz çünkü gerçekten güzel bir pozisyonda Merkür ay boyunca hızlı olduğu, güçlü olduğu ikizler burcunda ve Venüs de orada gezegeniniz. Bu durumda daha fazla Bilgi toplayabileceğiniz, okuyabileceğiniz, araştırabileceğiniz, zihninizin çok yaratıcı çalışabileceği bir süreç. Eğitim, ticari konular, özellikle uluslararası alanlarda hareketler artabilir. E, seyahatlerle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Ve bu planlarımızı, bu girişimlerimizi Merkür Retrosu başlamadan önce tamamlamaya çalışalım. Daha iyi sonuçlar alabilmek için. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.